Yıllar önce Apollon krallığında dört ırmağın bahçesi ve Abaddon bölgesinin ötesinde eski bir şehir vardı. Eski dildeki adı North Corset'tı ama zaman, değişen dilin etkisi ve Lux isimli muhteşem bir aklın müdahalesiyle bu isim kulağa daha hoş gelen Nutcursed, yani lanetli dile dönüşecekti. Gerçi bazıları bu ismi sadece hüsnü kuruntularının bir yansıması olarak kabul etmiş olsa da, şehir esasında onu çürüten ve sakinlerine sırf var olabilmek için sürekli çalışmaktan başka bir seçenek bırakmayan, bitmeyen bir lanet altındaydı. Yıllar, on yıllar ve yüzyıllar geçerken şehrin nüfusu ve iş gücü giderek büyüdü. Buranın yöneticileri ise Lux'un soyundan gelen denetçilerdi. Bu çok akıllı organizatörler, sonsuz vardiyalar ve şedülleri gözetim altında tutarak sıradaki şehrin var olmasını sağladı. İnatçı dik başlı. Sıradaki. Adım Christian. Sıradaki. İş çok fazlaydı ve bu yüzden böylesi bir karmaşa günün birinde bir duruma yol açtı. Ve o anda anlaşıldı ki... Bir adam kayıp. Ne? Geri dur. Bir kez daha be. Wow. Vay canına. Hepsini yakın ve yakın. Her şeyi. Acele edin. Altıncı denetçi her an gelebilir. Ve yerinizde olsam çok dikkatli olurdum. Herhangi bir kirlenmeden kaçınmanız gerekiyor. Evet. Demek bu o. Aynen öyle. İmanlı gezgin. Tam bir kaçık. Evet. Birini hayal kurduğu için suçlayamazsın. Öyle değil mi inatçı? Hatta dilinin teki bile olsa. Kesinlikle deliydi. Ancak bir kaçık sınırların ötesine geçecek kadar ahmak olabilir. Her zaman dediğim gibi, kurallara uymamak insana hiçbir iyilik getirmez. Asla getirmez. Sınırların ötesine mi? Oraya mı gitti yani? Evet. Ve sınırların ötesinde ölümden başka bir şey olmadığını herkes bilir. Doğru değil mi? Adın neydi? Adım Christian denetçi. Yani adım Christian. Elbette siz de denetçisiniz. Ve sen de imanlı gezginin muzdarip olduğu şeye yakalanmak istemezsin değil mi? Onu bu sapkınlığa iten her neyse artık. Hayır. Kesinlikle hayır. Elbette asla hayır. Güzel. Hepsini toplayın, tek bir parça kağıt bile kalmasın. Bütün çizimleri, bütün notları. Ve sen? Evet sayın amirim. Sana bir görev vereceğim. Derhal amirim.
Acaba imanlı gezginin aklından neler geçiyordu? Söylendiğine göre aslında kimse kitabı bulmaz. Aksine kitap okuyucusunu bulurmuş. Ve işte böylece okumaya başladı. Okudu. Okudu ve okudu. Gözünü o sayfalardan bir türlü alamıyordu. O kitabı o gece boyunca, ertesi günün tamamında ve ondan sonraki gün boyunca okuyup durdu. Ve daha çok okudukça doğru olanı yapma isteği, bu arzular artık omuzlarına ağır gelmeye başlayan bir yüke dönüşene dek durmadan büyüdü. Christian asla hayal edemeyeceği şeyleri, var olduğunu asla bilemeyeceği bir nezaketi, doğru yola dönülmesi gereken yanlışları, şehrin kökenleri hakkında daha birçok şey okudu. Fakat aralarında öyle bir şey vardı ki. Savaş mı? Buradan çıkmalıyız Christian'a. Burada öyle olacak diyor ve ben buna inanıyorum. Ve bu savaş bütün şehri yok mu edecek? Öyleyse buradan kaçıp şeye gitmeliyiz. Göksel şehri, ışığın şehrine. Işığın şehri. Bu sadece bir kitap. Eğer bunu bir okusan sen de anlayacaksın. Her şey çok... Mantıklı mı? Benden ve çocuklardan seninle sınırların dışına gelmemizi istiyorsun. Hayır Christian, hiç mantıklı değil. Hem de hiç. Birkaç gün önce o kitabı okumaya başladığından beri tıpkı deli gibi bunlardan bahsetmeye, şehir yok olacak, alevlerin içinde yitip gidecek demeye başladın. Seni bu zavallı halde görmek bana da çocuklara da çok zor geliyor. Ağır geliyor Christian'a. Ağır mı? Ne ağırlığı Christian? Bir deri bir kemik kaldın, baksana. Bunu okudukça bana daha da ağır geliyor. Görmüyor musun? Christian. Biliyorum. Hepsi çılgınlık gibi geliyor, biliyorum. Ama seni seviyorum ve sadece bizim için en iyi olanı istiyorum. Eğer şehir yok olursa... Eğer şehir yok olursa ne senin ne çocukların ne de herhangi birinin bu yüzden hayatını kaybetmesini istemiyorum. Seni seviyorum Christian'a. Öyleyse seç. Ne? Seç Christian. Çocuklar ve ben seni her gün bu halde görmeye dayanamıyoruz. Lütfen. Ne yapmak istediğini seçmelisin. Ya bizimle burada kal ya da git. Çünkü biz seninle gelmiyoruz. Olmaz. Amirim. Hiç işaret var mı? İşaret mi? Oh, bir sürü. İşte bir tanesi de burada. Yasaklanmış orman. Yani kayıp adamdan seni ahmak. Evet. Elbette. Evet. Ve hayır. Evet ve hayır mı? Ayak izlerini sınırların ötesine dek takip ettik şeye kadar... Umutsuzluk bataklığına. Demek ki orayı boylamış. bataklığı.
İşin hayır kısmı işte orada başlıyor amirim. Ne demek istiyorsun? Bakın ayak izlerine bakılırsa bataklığa girmiş ve çıkmış ve dış diyarlara doğru ilerlemiş işe bakılırsa imanlı hala hayatta. Hayatta mı? Eyvah. Efendi bunu iyi karşılamayacak değil mi? Belli olan neticeyi işittiğimde seni haberdar ederim. Tabii. Elbette. Başka ahmakları da kaybetmeyi göze alamayız. Savaştan önce asla olmaz. Ama efendi bunu bilmeli. Şehre geri dön. İmanının başına korkunç bir şey geldiği söylentisini yay. Ne kadar az anlatırsan halkın hayal gücü boşlukları o denli doldurur. Dahice. Evet, harika bir plan. Git. Ben de fazla kalmayacağım. Derhal sayın amirim. Baş üstüne. Efendim, yine ne var? Efendim, bana mevkimin hatırlatılmasına ihtiyacım yok. Evet, elbette. Kullarınızdan biri, imanlı adında bir adam, ortadan kayboldu. Aslında pek de kaybolmuş sayılmaz. Gittiğini biliyoruz. Dış diyarlara. Mazur göreceğinizden emindim efendim. İnanın elimizden geleni yapıyoruz ve... Sen kimsin ki benim mazur gördüğüm görüşüne varırsın? Ben bir daha... Defol! Bir daha olmayacak efendim. Ben sizi temin ederim yaratık. Efendim... Dikkatli ol. Bir ahman bir diğerini var etmek gibi bir eğilimi vardır. Ne yapıyorum ben? Elimdeki tek şey bu harita. Ya onları kurtarmak için şehre zamanında dönemezsem? Ne yapmalıyım? Sanırım bu soruyu yanıtlayabilirim. Ben sizi fark etmedim. Çünkü daha önce geldim. Benim adım Wise. Evet, ne yapmalıyım diye soruyordun. Hemen söyleyeyim. Kaç. Kaçmak mı? Tereddüt etme, vakit kaybetme. Mecbur olduğunu bildiğin şeyi yap. Yakında yüreğinde inandığın şeyi gözlerinde görecek ve sırtındaki yükten kurtulacaksın. Sen onu görüyor musun? Elbette görüyorum. Onun ağır ve marazi bir yük olduğunu söyleyebilirim. Gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Kederlerin ve yükün de öyle sevgili oğlum. Ama bundan asla tek başına kurtulamazsın. Seni temin ederim. Şimdi, şuradaki kapıyı görüyor musun? Kapı mı? Nerede?
Hadi ama gözyaşlarını silme. Onların içinden bak. Gözyaşları bazen insanın görüşünü netleştirir. Ama hala göremiyorum. Kederinin ötesini gör sevgili Christian. Ben... Oh, dur biraz. Sanırım görüyorum. İşte evet doğru. Işığın yanında. Güzel, güzel. Şimdi beni iyi dinle. Gözünü o ışıktan ayırma ve doğruca ona git. Sağa veya sola dönme yoluna. Dost doğru devam et. Çok iyi. Böylece çok geçmeden kapıya varacaksın. Kapıya. Ve orada sana ne yapacağın söylenecek. Şimdi git. Tamam. Çabuk ol. Daha fazla vakit kaybetme. Koş. Koşayım mı? Neden? Çünkü iyi niyetliler neyin en iyi olduğunu hiç bilmeyebilirler. Bu tarafa. Sanırım ne? Bunu duydum. Hadi. Koş. Hemen arkandayım. İşte sanırım onu görüyorum. Christian. Christian. Tanrı aşkına. Buraya gel. İnatçı. Burada ne yapıyorsun? Seni daha şimdiden soktuğun aptalca durumdan daha kötüsüne düşmekten alıkoyuyorum. Karın bana olanları anlattı ve... Oraya hayır, gitmem gerek. Hayır, sağduyunun sesini dinlemeye söz vermedikçe seni bırakmayacağım. Gitmeliyim. Hayır, gitmek yok. Pekala, pekala. Nihayet. Mülayim yardıma geldiğin için sağ ol. Onu buldun. Geri dönelim mi artık? Hayır. Peki o zaman. İyi yolculuklar. Buraya gel. Tabii. Sen nereye gidiyorsun? Dinleyeceğim dedim. Duracağım demedim. Oh, işe bak. Beni bekle Christian. Bu arada neden sevdiğimiz her şeyden ayrılmak zorundayız ki? Evet. Neden? Çünkü bunlar göksel şehrin kralının kullarına vaat ettiklerinin yanında sönük kalıyor da ondan. O kralın huzurunda insan neşeyle doluyor. Hiç keder yok. Caddeler altın kaplı. Arkamda bıraktığım şehirse kötülük ve acılarla dolu. Aslında hakkı var. Susar mısın sen? Hiç yardımcı olmuyorsun. Peki. Aradığım şehir iyilik ve neşe dolu. Üstelik ebediyete kadar var olacak. O şehri bulmak ve geri dönüp diğerlerine nasıl gideceklerini anlatmak istiyorum. Hepsini buradan okuyabilirsin. Kitapta hepsi var. Bak. Hayır, görmüyorum ve açıkçası istemiyorum da. En başta hiç almamış olman gereken o kitap seni hayali bir seyahate çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Bu arada geç oluyor ve ben yastığımı özledim. Evet, benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Seni dik kafalı adam. Biliyor musun, ben de senden aynı şeyi isteyecektim. Peki, anlıyorum. Yanlış nedenlerle olsa da sen de inatçısın. Gel hadi mülayim, bırak gitsin. Denedik. Beni duymadın mı? Asıl sen onu duymadın mı? Altın caddeler. Daha keder yok. Ne? Aptal olma. Peki. Evet. Bitmeyen iş. Her şey dökülüyor. Altından caddeler. Yani keder yok. Görüşürüz. Fikrimi değiştirmekte bir sakınca görmüyorum. Belli oluyor. Fikrini değiştirmeyeceğine emin misin inatçı? İstiyor gibi görünüyor muyum? Ahmaklar, ölüme yürüyorsunuz. Oh, zavallı karına ve denetçilere tam bir rapor vereceğim. Demek ki altın caddeler ve keder yok. Devam et. Başka ne var? Bitmeyen ömür, huzurlu bir yürek, kralın huzurunda sonsuz bir sevinç, ışıldayan elbiseler. Ne mutluluk. Hadi ama neyi bekliyoruz? Olabildiğince hızlı gidelim.
Bu da ne? Çamur? Çamur mu? Namülayim, iyi misin? Elimi tut. Seni dinlememem gerektiğini biliyordum. Yardım. Altında caddeler, ışıldayan elbiseler. Işıldayan elbiseler. Seni izlemek daha başından böyle olacaksa sonu nasıl daha iyi olabilir ki? Bana söylesene. Senin kitabında buraya kadar. Ben kesinlikle fikrimi değiştirmekte bir sakınca görmüyorum. Hayır bayım. Lütfen. Yardım et. Lütfen. Sen mi çağırdın? Ben... Yardım istedim, evet. Başka ne yapayım bilemedim. Ve ben de geldim. Çünkü bu benim adım. Teşekkür ederim. Daha iyi mi? Neden şu basamakları kullanmadın ki? Basamaklar mı? Yine gizlenmiş. Kral onları senin gibi insanlara yardım etmek için yerleştirmişti ama bataklık kuruduktan sonra çok geçmeden yine korkular, şüpheler ve buraya kadar gelenlerin cesaretsizlikleriyle dolmuş. Yani bu şey... Evet, çamura benziyor. Çamur gibi yapışıyor ve... İnsanı aynı çamur gibi dibe çekiyor. Ama değil. Bu bir korkular yığını. Bu umutsuzluk bataklığı. Burası arkadaşın gibi insanların daha başlamadan bile pes ettikleri bir yer. Ama biliyor musun, doğruydu. Doğru mu? Yani geri dönmesi. Ama... Çıktığın bu yolculuk kararsızlara göre bir yol değil. Hayır hayır. İradesizlere göre değil. Hem de hiç. Ve bu bataklık seni bekleyen sorunla kıyaslanınca hiçbir şey. Sana bir soru sormama izin ver. Göksel Kralı tanıyor musun acaba? Beni buraya o yolladı. Göksel şehri hiç gördün mü peki? Elbette gördüm. Öyleyse çekil. Yolun zor olacağını biliyorum. Bunu kitapta okudum. Tamamına erdirmeye kararlı olduğum bu seyahatte kraldan gelecek yardımı ancak umut edebilirim çünkü. İkna edilmeye ihtiyacım yok, Christian. Çünkü yüzünü ışığa döndüğünden ve geriye bakmayacağından hiç şüphem yok. Yoluna devam et. Ve unutma, yardım o ya da bu şekilde asla ama asla uzakta değil. Tekrar teşekkür ederim. Çamur üstünde hala biraz vardı. Elveda, unutma. Yardım o ya da bu şekilde asla ama asla uzakta değil. Olamaz, olamaz, olamaz. Bir adam daha gitti. Zaten duymuşsunuz. Evet, duydum. İşe bakılırsa efendi de duymuş. Bataklığın ötesindeki dış diyarlara gitti.
Öyleyse yapabileceğimiz bir şey yok. Oh, hayır var. Dış diyarlarda ona engel olamayız. Ama onu korkuyla, şüpheyle, kibirle kandırabiliriz. Bir sürü ikna yöntemi var, değil mi? Şu an bu şeyden kurtulmak için neler yapmazdım ki? Hatta dünyadaki her şeyi verirdim. Sorun nedir sevgili oğlum? Ve sırtındaki o korkunç şey de ne? Bana söyler misin? Aslında ben şeye gidiyordum. Terbiyeme ne olmuş? İsmim Dünyevi. Soyadımsa Bilge elbette. Sakın karıştırayım deme. Ne diyordun? Ben aslında her geçen saat büyüyen bu yükten kurtulmak umuduyla geçit yoluyla Göksel Şehre gidiyorum. Oh, bunu yapmakla iyi edersin sevgili oğlum. Ama... Evet? Orada bundan kurtulabileceğini sana kim söyledi, söyler misin? Tam ihtiyacım olduğu anda gelen bir adamı. Adı da... Vaiz, elbette. Oh, eyvah eyvah. Ne oldu? Üstelik bunca yoldan gelmişsin. Eyvah eyvah. Ne? Ben sadece... Şu vaiz var ya... Evet. O biraz. Yani o... Evet öyle. Bir kuş kadar küçüktür. Zavallı adamcağız aklını kaçırmış. Hayır. Acaba bu vaiz tam olarak seni şu yöne gönderirken ne düşünüyordu ki? Orada sıkıntı ve tehlikeden başka bir şey yok. Sıyrıkların, gözyaşların ve çamura bakınca bunu çoktan deneyimlemişsin. O yüzden sana önerim bu anlamsız yöne değil de kesinlikle öyle olmayan diğer yöne gitmen. Ama yok. Benimle tartışma. Dinle. Sen kesinlikle bu yöne doğru git. Aferin. Bu yolda ilerlemeye devam et. Ve sakın durma. İşler nasıl görünmeye başlarsa başlasın. Ve... Ahlak adındaki köye varana kadar... Yasallık tepesi, kurallara... Sana dediğim yoldan gitmeye devam et. Orada tepeyi bulacaksın. Tepeyi gördüğünde doğru yerde olduğunu anlayacaksın. Yürü. Çünkü işaretler sana bunu gösterecek. Bir adım daha atma. Sırtındaki bu yöne doğru devam. Şeyden nasıl kurtulacağın... Konuş. Orada sessiz sana ol. Söylenecek. Kim var orada? Kim var? Kıpırdama. Orada dedim. Benim adım Christian. Bana yasallık adında bir beyefendiye danışmam söylendi. Ben bir efendiyim. Ama nazik biri değilimdir. Beni bu şeyden kurtarabileceğin söylendi. Bu doğru mu? Gevelemeyi bırak be. Devam et. Bütün gün bununla uğraşamam. Bir saniye bile kaybetmeyeceksin. Beni bu yükten kurtarabileceğin söylendi. Şüphesiz yapabilirim. O zaman lütfen yapacak mısın? Benim sana gelecek halim yok ya. Ben bir dağım. Sen bana geleceksin. Ama nasıl? Talimatları takip et. Hata yapma. Hangilerini?
Hepsini elbette. Hangileri ne diyor? ama çok fazla var. Çok mu fazla? Çok mu fazla? Asla yeterli gelir mi hiç? Gel bakalım. O yükten kurtulmak istiyorsun değil mi? Bana gel. Dediğimi yap. Gel bakalım. Hala çok uzaktasın. Seni zar zor görüyorum. Acele et be adam. İşini senin için yapamam. Orada bir işaret kaçırdın. Bir tane daha kaçırdın. Yapamıyorum. Sen daha kendine bile yardım edemezken benden mi yardımı istiyorsun? Ayağa kalk. Ben şimdi ne yapacağım? Yolundan nasıl bu kadar çabuk döndün? Ben bilmiyorum. Ha! Eyvah. Yalan söyleme. Hadi. Seni bütün bunların altından kurtaralım. Buyruklar sana aradığın şeyi veremezler, Christian. Onlar sadece hepsine birden uyuyamayacağını hatırlatırlar. Biliyorsun, yasallık seni asla yükünden kurtaramaz. Ne dedin? Dedim ki... Sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Kudretimi görmeye hazırlan seni zavallı adam. Christian, koş. Seni gücümün ağırlığı altında gömüp dünyayı yükünden ve senden kurtaracağım. İşte buradayız. Yasallık devrilmeye başladığında yola doğru savrulduk. Senin takip etmeyi bıraktığın yola. Bu aslında benim suçum değildi. Oo, anlıyorum. Bir adamla tanıştım. Adı Bay Dünyevi. Şu düzenbaz. Bana yükümden kurtulmanın daha kolay bir yolu olduğunu söyledi ve ben... Bu yoldan çıkarıldın. Ben düşündüm Kralın ki... Kralın seni yanlış yola yönlendirdiğini düşündün. Hayır ben... Kralın sana yolladığı talimatlara sırt çevirerek bunları kendi başına sen getirdin, Christian. Haklısın, evet. Bu benim hatam. Dünyevi bilgiyi hiç dinlememem gerekirdi. Bu başkasının değil, benim hatam. Üzgünüm. Ben... Affedildin. Ne? Ben... Affedildin. Gözyaşları pişmanlık işareti ise... Seninkiler öyle. Kral bütün yanlış adımlarının affedileceğini söyledi. Şimdi... Kalk. Yoluna devam et. Çünkü kaybedecek vaktin yok. Ama bil ki Christian, bu sahtekar senin iki şey yapmana neden oldu. İlki, seni yolundan çok kolayca çıkarttı. Ve ikincisi, yolunun çetinliğini kaçınmak isteyeceğin bir şey haline getirdi. Şimdi, seninle geçide geliyorum. Ve unutma aziz Christian, yolundan bir daha sapma. Acınası şekilde başarısız oldu. Ama yolundan çıkmasını sağladım efendim. Ve sonra onu bıraktın. Dünyevi bilge ve yasallığın ellerine bıraktım. Onların labirentinde yakalanacağı kesindi. O bizimdi. Görüyorum ki şimdi değil. Ne yapmamı istersiniz? Diğerlerini topla. Birliği gönder. Yapman gerekeni yap. Evet efendim. Evet.
O geçide yaklaşmasına izin verme. Durdur onu. Durdur onu. Sakin ol. Yardım o ya da bu şekilde gelecek. Yardım o ya da imdat! İmdat! Çal ve kapı açılacak. Açın kapıyı! Evet. Adım Christian ve ben... Evet. Beni içeri al. Tam gerekensin. Başardım. Başardım. Bir anlığına yapamayacağımı sandım ama başardım. Başardım. Burada kimse geri çevrilmez. Ne yapıyorsun? Şey ya, buraya geldiğimde bu şeyin çıkacağını söylediler. Sanırım kelimeler şöyleydi. Ve orada ne yapacağın söylenecek. Peki öyleyse? Derim ki... Koşsan iyi edersin. Koşmak mı? Yukarı bakarsan ne kadar çabuk o kadar iyi, hadi! Ama seyahatimin bittiğini düşünmüştüm. Bitmek mi? Hayır sevgili oğlum. Seyahatin daha yeni başlıyor. Yerinde olsam hemen fırlardım. Git çabuk. Hadi git. Ama hangi yoldan gideceğimi nereden bileceğim? Düzgün yoldan. Daima düzgün yoldan. Seni tercümana yönlendirecek. Şimdi git. Gelin dağılın sizi kanatlı sıçanlar. Pislikler. Al sana. Ah!
Daha. Daha. No! Şu an biraz yardım kesinlikle işime yarardı. Bu da ne böyle? Seni izlememi mi istiyorsun? No. Sen de kimsin? Sevgili oğlum. Evet, ben bir tercümanım. Seni bekliyordum. Ve ben de bir çeşit ev bekliyordum. İşler her zaman göründüğü gibi değildir sevgili Christian. Ve bazen hayatın tepe taklak olması seni en ilginç yerlere yönlendirebilir. Bekçi sana burada yardım edileceğini söylerken haklıydı. Sorun olan bir şey mi var? Işık seni izliyor gibi görünüyor. Yapması gerektiği gibi. Ben bir tercümanım. Gölgelerin olduğu yere ışık getiririm. Anlıyorum. Gerçekten anlıyor musun Christian? Gerçekten ben... Görüyor ve... Anlıyor musun? Anlamamaya başladım şimdi. Buraya gelirken karanlıkta yürüdün. Ben seyahatinin kalanı boyunca seni aydınlatmak için buradayım Christian. Onlar kim? Biz bizi kitabıyla ışığın yoluna yönlendiren kralın takipçileriyiz. Kralın sözleri daima onlarladır ve bakışları ebediyen süren şeylerin üstündedir. Bunu aklında tut Christian. Çünkü seni doğruya yönlendirir gibi yapan insanlarla karşılaşacaksın ve onların seni yönlendireceği şey ancak şudur. Istırap. Bu da ne? Nedir bu? O bir şeyleri istediği için korkunç bir öfke nöbeti geçiren tutku. Büyüdüğünde çok tatlı olacaksın. Öte yandan sabır. Gelinin tadını çıkarmaktan mutludur. Görmeyi ve sadece bakmamayı öğreniyorsun Christian. Çok iyi. Ve buradaki tercüme de şudur. Kralın bana söz verdiği şeyler için sabırla beklemekten hoşnut olmalı ve asla yoldan çıkmamalıyım. Gördüğün şeyler seyahatinde sana yardım edecek. Ve son olarak... Hayır! Onun neden kafeste olduğunu merak ediyorsan ona sor. Bayım,
Neden böyle bir çaresizlik içindesiniz? Umut yok. Bayım, lütfen bakın. Bayım, sizi duyamıyorum. Umut yok. 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 Sonuncusu çok rahatsız ediciydi. Umutsuzluğun olabileceği gibi. Ama bu ne demekti şimdi? Bu zamanı geldiğinde senin tercüme etmen için. Sana yolunda yardım etmesi için hediyem şu sözlerle özetlenebilir. Gör. Sadece bakma. Dinle. Ve... Ve... Sadece duyma. Seyahatine devam etmeye hazırsın Christian. Bugün öğrendiğin şeyleri düşün. Onlar seni yanlarından dürtüp seni kalbinin hasretini çektiği o yere yönlendirebilirler. Sabır yolu, tutku geçidi. Hangisi? Bak, sadece... Görme. Bu bana mantıklı gelmiyor. Ama ne kadar zor gibi görünse de kralın yolundan giderken hiç yanlışlığa düşmedim. Eğer ilerlemek istersem, kral bana güç verecek. Ve yükümü hafifletmek isterse o zaman... Ne? Yaşasın! Neye yaklaşıyorum ki? Yüküm nihayet gevşemeye başladı. Kralın yolunu izlemekte haklıydım. O beni neredeyse her adımımla özgür kılıyor. Özgürüm!
Az önce ne olduğunu anlıyor musun Christian? Siz kimsiniz? Biz kralın elçileriyiz. Az önce ne olduğunu anlıyor musun? Benim kalbim sanki arındırıldı. Kralım benim için ne benim ne de hiç kimsenin yapamayacağını yaptı. Beni yükümden kurtardı. Ve bana yeni bir yaşam verdi. Kesinlikle öyle yaptı. Yeni bir yaşam için yeni giyecekler. Kral seni kendininkilerden biri yaptı. Onun önünde bir prens olarak yürüyeceksin Christian. Kalbim şu an şükranla doldu ve taştı. Çünkü pis parçalarım ve ağır yüküm benden alındı. Ve onların yerine her şeyin ötesinde bir lütuf, büyük bir lütuf gösterildi. Şu andan itibaren güzel saraya ulaşana dek yoluna devam et. Orada yenilenecek ve önünde her ne uzanıyorsa ona hazırlanacaksın. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Denedik. Ama yeteri kadar değil. Biz sizi hüsrana uğrattık. Belki o sadece unutur. Belki de kendi haline bırakmalıyız. Kendi haline mi? Kendi haline mi? O budala şu an bizim için öncekinden bile büyük bir tehdit. Tehdit mi? Ama nasıl? O unutulmayacak. Diğerleri de aynı şeyi deneyecek. Hayır, o durdurulmalı. Ama Efendimiz o mührü taşıyor. Beni bu kadar güçsüz mü sanıyorsun? Seyahatlerinde bu kadar ileri gitmiş olanlardan bile kaç tanesini döndürdüğümü görmedin mi? Benim bununla, bu Christian'la işim bittiğinde kendi kanımdan bir havuzda yüzüyor olacak. Evet, sonunda. Bu da neydi? Bu da ne? Sadece orman hayvanlarıymış. Ne yapmalıyım? Yapmam gereken ilerlemek. Yardım. Yardım. Gel. Gel aziz Christian. Şimdi aziz Christian, büyük bir cesaret gösterdin. Oh, oh, oh. İnancın sınavını geçtin. Güç bela. Ama neyse, benim adım Dikkatli. Burası da benim evim ve senin de öyle. Kalbim hala deli gibi atıyor ve korkarım az daha yeni bulduğum neşemi kaybediyordum. Ancak ölmüş olsaydın azıcık korku hissetmezdin. Ama bunun canını sıkmasına izin verme. Artık benimle buradasın. Ve de kızlarımla. Tedbir, sağduyu, saygı ve tatlı yurtsever. Ailemize hoş geldin sevgili Christian. Teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Göksel şehrin kralı burayı senin gibi yolcuların dinlenmesi amacıyla yaptı.
Burası artık bizim olduğu kadar senin de evin. Diğerleri de senin kat ettiğin aynı yoldan geçtiler. Bunun sana cesaret vermesine izin ver. Çünkü sen artık onların eşsiz yoldaşlığının bir parçasısın. Artık yalnız yürümeyeceksin. Şimdi lütfen masaya gel. İşte beni yola çıkaran şey bu. Ama söylemeliyim ki her adım bana yeni bir şey öğretti ve her zorluk beni güçlendirdi. Kralın hiçbir şeyi ziyan etmediğini öğrendim. Ve evet, buradayım. Hala tek parçayım. Ve ailen? Kardeşim, sadece onları yüreğinde gördüğüm için soruyorum. Bu benim tek pişmanlığım. Keşke onları ikna etmede daha iyi olsaydım. Burada gözyaşlarını saklamana gerek yok sevgili Christian. Sen ailenle birliktesin. Karımı seviyorum. Çocuklarımı da içtenlikle seviyorum. Onları yüreğimde taşıdığım için onlardan bahsetmek bana iyi geliyor. Kralın ya onların da anlayıp izleyeceklerine veya bunu yapmayı seçmezlerse de huzur bulacağıma dair olan sözüne tutunuyorum. Emin ol, kral kesinlikle kederinin farkında ve onlar için akıtılan tek bir damla gözyaşı bile kayıp değil. Huzur içinde ol aziz Christian ve yükünü kralın ayaklarının dibine bırak. Çünkü başındaki tek bir saç teli bile o bilmeden düşmez. Şimdi gel. Bu gece senin için yorgun başını dinlendirebileceğin özel bir yer var. Ve de yüreğini ve ruhunu. Bence bu ona uyar. Elbette. O bir amaç için donatılmış. Aslında bu diğer giysilerim kadar rahat değil. Ama seyahatinin bir sonraki aşaması için daha uygun. Şimdi ona şeye kadar eşlik edelim. Aha, kendinize zahmet verme. Olamaz. Eyvah. Ben iyiyim. Sanırım bir tepeden inmek tırmanmaktan daha tehlikeli, değil mi? Aşağılanma vadisinden inmek herkes için zordur. Ve indiklerinde yalnız yürümeleri gerekir. Ne? Şey vadisi dediniz gibi geldi de. Bu da ne böyle? Neredeyim ben? Evet. Bir kılıç, bir kalkan ve zırh. Onlar beni savaşa hazırlıyordu. Cesaret. Neden Christian bu korkunç yerde, rahat evinden ve sevgi dolu ailenden bu kadar uzakta ne arıyorsun? Sen kimsin? Beni tanımadın mı? Ben senin prensinim. Prensim mi? Gerçekten mi? Bir kılıç. Gördüğün gibi silahsızım. Şimdi geri dönelim. Geri mi? Christiana ve çocuklara. Seni ne kadar özlediklerini tahmin bile edemezsin. Baba eve gel. Keşke dönüp gelsen. Onları özlüyorsun değil mi? Keşke. Özlüyorum. Baba neredesin? Eve gel. Oh Christian.
neden? Ama bu seyahate kral için çıktım ve aklım asla çelinmeyecek. Çok asilce. İnan bana, sana kimse benden çok hayran olamaz. Ama bir düşün, varacağın yere varsan bile sevdiklerine ne olacak? Belki kendini kurtaracaksın ama... Peki ya onlar? Hayır, bence benimle dönmen en iyisi. Şimdi... Şu kılıcı indir. Ve bakışları ebediyen süren şeylerin üstündedir. Bunu aklında tut Christian. Çünkü seni doğruya yönlendirir gibi yapan insanlarla karşılaşacaksın. Ve onların seni yönlendireceği şey ancak şudur. Izdırap. Ne? Kral beni asla hüsrana uğratmadı. Ve ben de onu uğratmayacağım. Seni düzenbaz, seni yalancı, bütün iyi ve doğru şeylere karşı sessizlik. Olan... Senin emrinde hizmet ettim ve sefaletten başka bir şey bulmadım. Sessizlik! Benim bağlılığım sadece göksel kraladır. Öyle mi? Beni duydun. Onu daha şimdiden kaç kez hüsrana uğrattın. Sen şu kralın için tam bir yüz karısısın. Bu da onun merhametini ve affını daha değerli kılar. Sen tebaanı görünmez zincirlerle bağlayan bir düzenbazsın. Kral benim zincirimi kırdı ve ben özgürüm. Ben onun izindeyim. Öyleyse mağlup olmaya hazırlan. Çünkü sana yemin ederim ki daha ileri gidemeyeceksin. Bakma iblis, düşmüş olsam da yine de ayağa kalkacağım. Beni tekrar göreceksin Christian. Dalgalar senin hakkından geldiğinde, ölümün soğuk kolları sefil ruhunun etrafını sardığında ben orada olacağım. Defol iblis, defol, defol.
İmanlı. Ve sen... Ve böylece kitabı buldun. Ben onlardan yaklaşan savaşı ve şehrimizin kökenini öğrendim. Lanetli bir şehir. Sen ve benim yoluna düştüğümüz şehrin doğasına tamamen ters bir şehir. O şehir ki ebediyen... Var olacak. Vaiz! Seni görmek güzel Christian. Bana yolu gösteren adam işte bu. O benim için de bir hazine niteliğinde. Ve ben de ona minnettarım. Ama söyle bize, seni buralara getiren ne? Yoldaşlarınızın keyfi. Şimdi biraz yemeğe ne dersiniz? Ha? Çifte lütuf. Ah, ve daha iyi bir zamanda olamazdı doğrusu. Gelin öyleyse dostlar ve biraz dinlenin. Bir sürü güçlükle boğuşmak zorunda kaldığınız için değil ama... Onlarla büyük bir imanla yüzleşip yola devam ettiğiniz için mutluyum. Aziz Christian ve imanlı, ikinizi de bir egemenlik bekliyor ve o sonsuza dek sürecek. Ama hatırlatırım ki dostlarım, henüz kötülüğün menzilinden çıkmış değilsiniz. Ve... Ve? Bize daha ne söylemek zorundasın? Siz... Buraya çay içmeye gelmedin. Fazlası var, değil mi? Zorluklar olmadan devam etmeyi bekleyemezsiniz. Ama bunu yapabileceğimizi çoktan kanıtladık. Ve bunu kanıtlayan yaralarımız var. Hayır. Daha şiddetli, daha çetin kaçamayabileceğiniz güçlüklerden bahsediyorum. Anlamı? Yakında tutuklanacağınız bir kasabaya varacaksınız. Tutuklanmak mı? Ve biriniz ya da her ikiniz de şehadetinizi kanınızla mühürleyeceksiniz. Gideceğiniz kasaba eşsizdir. Gösteriş panayırına hoş geldiniz. Burası şeytani Apollyon tarafından göksel şehre çıkan aynı yolun üstünde inşa edilmiştir. Bir turta diyorum. Kasaba asla bitmeyen bir panayıra ev sahipliği yapar. Eğlenceye hoş geldiniz. Lütfen boş geçmeyin. Ve içinde bir insanın gönlünü çelebilecek her şeye rastlayacaksınız. Bak Fortunata. Bunları daha önce hiç görmemiştim. Bu kasabanın içinden geçmelisiniz. Gelin yabancılar, içkilerimizi deneyin. Ama dikkatli olun. Kendinize aşırı güvenmeyin. Ve bu uyarıya kulak verin. Kasabaya girmeden önce ne yapacağınızı yüreğinize yerleştirin. Çünkü bir gözü ebediyette, bir gözü şimdide olanların... Birçoğu yitip gitmiştir. Ama ikisine göz kulak olur. Sevdiğiniz herhangi bir şey bizde var. Ya da yelekler. Yelekleri gördünüz mü? Bir oyun oynamadan burada bulunamazsınız. Hayır mı? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bizim istediğimiz şeyi burada satmıyorsunuz. Bu bayım, bu imkansız bir şey. Ne dediğini duydun mu? Burada neler oluyor? Bu karmaşanın anlamı da nedir? Bu görmüş olduğunuz garip yabancılar, ihtiyacı olanın burada olmadığında ısrar ediyorlar. Ve neticede panayırımızı bozup berbat ettiler. Pekala, o zaman yargıç. Yoldan çekilin! Ne? Ama yardım biz onların bir şey yapmadık. Bence de. Cezalandırılmalı. Affedersiniz, yol açın, yol açın. Evet, yol açın diyorum. Bu akla tamamen aykırı. Buraya gelip bize böyle hakaret edebileceğinizi mi sandınız? Onları cezalandırın. Bu alçakları şuraya getirin. Bunun anlamı ne? Panayırımızdaki bu kesinti de nedir? Söyleyin hemen. Bu garip... Yabancılar. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Kesinlikle. Hiçbir şeye katılmıyorlar. Hiçbir şey almıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar.
Evet, hiçbir şey yapmayarak panayırımızı bozmuş oldunuz. Yapılacak tek şey var. Jüriyi çağırın. Jüri! Herkes mevcut. Evet, tanıklarımız var mı? Kıskançlık ve zafer kazanma. Bu tutukluları tanıyor musunuz? Evet, en az 15 dakikadır. Onlara karşı iddianız nedir? İstedikleri şeyin bize olmadığını söylediler. Ve bu ne olabilir, açıklayın hadi. Barış, neşe, sevgi, özveri, sabır, gönül ferahlığı. Ve diğer şeylerin yanı sıra da yitip gitmeyen bir hükümdarlık. Bunu gönül ferahlığı mı dedi o? Gönül ferahlığı var. O ne sabır mı? Sen biliyor musun? Bu inanılmaz yani, bir şey. Keşke olsun. Şey. Ben de isterim. Mahkemede sessizlik. Mahkemede sessizlik. Gel, gel. Bunlardan herhangi birini satıyor muyuz? Elbette hayır. Burası gösteriş panayırı. Hayaller ülkesi değil. O şeyler nerede bulunur onu bile bilmiyorum. Evet, bana bu dediğiniz şeylerin satılamayacağı söylendi. Aksi takdirde muhteşem panayırımızda bunlardan bolca bulabilirdiniz. Bu dediğin çok doğru. Çünkü bunlar sadece onları dileyen herkese veren kraldan edinilebilir. Ve bunlar asla parayla satın alınamaz. İnsanın yüreğini iyi olana teslim etmesiyle olabilir. Bu şahane şeylerin var olduğuna dair kanıtınız var mı? Kralın lütfuyla. Pekala. Öyleyse bize gösterin. Ama onlar elinde tutabileceğin şeyler değil. Ama en mükemmel şeyler yürekte tutulanlardır. Ve bunlar zor zamanlarda en değerli şeylerdir. Çünkü değerleri en çok o sırada anlaşılır. Pekala. Öyleyse bu kaçırdığımız şeyleri görmeyi size önerebilir miyim lordum? Neyi öneriyorsun? O zorlukları görmeyi. Zorlukları mı? Zorlukları mı? Zalimlik. Kürsüye yaklaş. Ne düşünüyorsun? Panayır kesintiye uğradı. Bu yeterli bir neden değil mi? Ben hüküm vermeye hazırım. Ama kasaba halkı değil. Neden bahsediyorsun? Bu iki adamın yorumlarına nasıl tepki verdiklerini görmedin mi? Ben derim ki onları şiddetle cezalandıralım. Böylece halkımız bu ikisine o böbürlendiği barış, sevgi, özveri ve diğer ıvır zıvırların bulunmadığına dair şahit olur. Ve ahali bunların hiçbirinden mahrum kalmadığını bilir. Oo, anladım. Kesinlikle. Peki o zaman. Kanıtlar sunulana kadar hükmü erteleyeceğim. Şimdi zor kullanın ve panayırı devam ettirin. Ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Evet, bu iş bitti. Hadi eğlencemize geri dönelim. Evet, size yeni oyunumuzu tanıtayım. Ve işte gidiyoruz. Hadi gelin, hadi gelin. Şansınızı deneyin, şansınızı deneyin. Eminim kazanabilirsiniz. 10 jeton. Hayır, hayır, hayır. Size tanıtmış yapacağım. Demek bizden daha iyi bir şeyleriniz var. Tam kafadan. Bu panayırdan daha iyi. Evet. Şunların haline bak. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Ne yaptılar? Her darbeyi, her taşı, her hareketi yuttular. Bir kez bile karşılık vermediler mi? Hatta saldıranlara gülümsemeye çalıştılar. Yok artık, ne rezalet. Ne kadar alışılmadık. Ne kadar safi şeytani. Bunlardan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Oy birliğiyle. Mahkumları getirin. Kanıtlar bizi tatmin etmedi. Tutumumuz amacımızla uyumludur. Güzel. Sizi ölüme mahkum ediyorum. Ne? Bundan başlayın. Yapamazsın. Yaptım bile. Hayır. Pekala millet. Panayır'a dönün. İmanlı. İmanlı. Korkma benim aziz kardeşim. Bu vaizin bizi hazırlamak için geldiği şey. Bugün
Şehadetimi kanımla mühürlüyorum. İmanlı! Hayır! Senden önce gönderildiğim için üzülme kardeşim. Doğru yoldan ayrılma ve seni tekrar göreyim. Hayır! Seni yine göreceğim. İmanlı! Merak etme, senin sıran da yarın gelecek. Götürün şunu. İmanlı! İmanlı! Oh, İmanlı! Sevgili kardeşim İmanlı! Lütfen bana güç ver, yardım et! Yardım et, lütfen! Lütfen! Kahretsin, panayır devam ediyor ve biz burada şimdiden ölüden farksız birine muhafızlık ediyoruz. Lafı tam da ağzımdan aldım ve bir fikrim var. Sen git panayırın tadını çıkart. Ben nöbet tutarım. İkimizin de kaçırmasının bir faydası yok. Sen sonra dönersin, değişiriz. Bilemedim. Bak, kimse bilmeyecek. Bir şey söylemezsin. Daha fazla konuşma. Yaşasın! Sonra görüşürüz. Hayır! Lütfen! Sen o şehirdeki gardiyanlardan birisin ve ben oraya geri dönmüyorum. Ben de öyle. Seni tutuklamak için gelmedim. Seninle gelmek için buradayım. Arkadaşına dediklerini duyduğumda... İmanlı. Evet, imanlının dediklerini duyduğumda... Bana mantıklı geldi. Gösteriş panayırında böyle hisseden tek kişi ben değilim. Başkaları da var. Belki de bu yüzden yol bu şehrin içinden geçiyor. Diğer konuklar sizin gibilere yardım edebilsin diye. Gördüğün gibi her şeyimi bıraktım. Geri dönemem. İşte bu yüzden benimle gelmelisin. Ama şimdi fark ettim de daha adını bile bilmiyorum. Adım Umutlu. Umutlu. Öyleyse bu gece dinlen, adının işaret ettiği gibi umutlu. Yarın krala doğru yola çıkacağız. Aziz kardeşim imanlı, boşuna ölmedin sen. Yol burada biraz kayalık. Ama bak, bizi yolun bu tarafında yürümekten alıkoyan nedir peki? Ama ya o bizi yoldan çıkmaya iterse? Nasıl yapacak? Paralel uzanıyor. Bak, göz alabildiğine yan yana gidiyor. Şu kestirmeden gidersek, sonra duvardan tekrar atlayıp bütün yolu almaktan kurtulabileceğimize eminim. Beni izle. Artık yolu göremiyorum bile. Geldiğimiz yoldan dönmek zorundayız Umutlu. Böyle olacağını hiç... Oh, hayır!
Bilemiyorum Umutlu. Bence kesinlikle geri dönmeliyiz. Ama artık hangi yoldan gideceğimizi bile göremiyoruz. Bak! Bir süre oraya sığınalım. Burada bekleyebiliriz. Yakında dinecektir. Bakalım burada neyimiz var. Çaresizlik. Karanlığın krallığı. Defalarca hata yaptı. Kaç tane hata? Bir sürü hata yaptı. Ne kadar çok yanıldı. Ben çok büyük bir günah. Çok aptalca. Ne hatalar yaptın? Ne? Hiçbirini düzeltmedin. Ne kadardır buradayız? 6 gün. Yiyecek yok, su yok. Hepsi benim hatam Umutlu. Bunu zaten pek çok kez tartıştık. Ama bu benim fikrimdi. Ve ben de kabul ettim. Bunu artık gerçekten aklından çıkarmalısın. Sadece kesin. Buradan çıkamayacaksın. Mahvolduk. Sen ve ben. Ne? Baksana, aşağıdaki kemikleri görüyor musun? Aslında görmek istemiyorum. Biz öldük. Sadece bir daha aşağı gelmeyeceğini umalım. Hayır. Sadece ölüm. Ben buna daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum artık. Ne? Hala yaşıyor musunuz? Size işi yapmanız için gereken her şeyi verdim. Bıçaklar, sopalar, ip. Ben ne yapayım söyleyin. Neden işi kendiniz halletmediniz? İşte şimdi cidden kız. Ne oldu? Öylece bayıldı mı yani? Yine mi? Oh, eyvah. Seninle evlenmememi söylediğinde annemi dinlemeliydim. Ben de bu güzellik varken uygun herhangi bir devi bana seçebilirdi ama hayır. Ben gidip yakışıklısını seçtim. Şimdi şu haline bak. Ufacık bir iş yaptığında bile yaşlı bir kadın gibi bayılıp duruyorsun. Neden ben yapmalıyım? Pekala. Neden bizi basitçe öldürüp bu işi bitirmedi? Çünkü yapamıyor. Ne? Ellerini görmedin mi hiç? Bizi küçük parmağıyla bile ezebilir o. Öyle işte. Yapabilirler ama yapamıyorlar. Neden bunu daha önce fark etmedim ki? Dediğini hiç anlamıyorum Umutlu. Bak. Orada, tavanın yakınında ne görüyorsun? Kafa tasları. Büyük bir tane, daha da büyüğü Hayır, var ve... Hayır, ortada. Hanedan arması. Bu diyarın ismi. Yani kalenin ismi. Çaresizlik. Çaresizlik kalesi.
İşte bu yüzden kendimizi öldürmemizi istiyorlar. Ve bu yüzden de çıkamıyoruz. Bekle. Ben anladığımı sanmıyorum. O dev ne demişti? İşi yapmanız için gereken her şeyi verdim. Görmüyor musun? Öldüremiyorlar. Sadece bunu kendin yapman için ortamı kötüleştiriyorlar. Kaçabilmenin bir yolu daima mevcuttur. Öyle değil mi? Buradan çıkmanın bir yolu olmalı, olmak zorunda. Umut yok. Umut yok. Umut yok. Umut yok. Umut yok. O bendim. Kafesteki adam bendim. Ve şimdi de karanlıktaki benim. Söylesene, çaresizliğin zıttı nedir? Bilmiyorum. Umut. Bu da ne? Buradan çıkış yolumuz. Şşş, sessiz ol. Tamam. Sadece biraz daha ve... Başardık. Umutlu. Umutlu. O da neydi? Seni hiçbir işe yaramaz adam, seni. Sakin ol, sakin ol. Onu heyecanlandırma. Minnoşum. Aa, bıyıklı böceğim. Mı? Mahkumlar. Onlar kaçıyorlar. Çabuk, çabuk. Yakala onları kiraz dudaklım. Ah, yoksa ömrünü sıkıveririm. Buraya gelin. Harikasın tatlım. Çok iyi gidiyorsun. Çok çok iyi. Seni işe yaramaz sersem. Oo, işe bak. Çabuk. Yakala onları aptal herif. Aptal herif. Bu tarafta, tamam. Bu tarafta. Annemi dinlemeliydim. Onu dinlememeliydim. Tamam. Ama hayır. Uygun herhangi bir devi bana seçebilirdi. Ama hayır. Ben gidip yakışıklısını seçtim. Epey aptalını, epey pis kokulusunu. Ve şimdi gecenin bir yarısı inip seni oradan kaldırmak zorundayım. Seni işe yaramaz herif. O demin öfkeli karısıyla yüzleşirken çekeceği sıkıntıyı düşünebiliyor musun ha? Çaresiz kalacağı kesin. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Yol kaybolmuş gibi görünüyor. Ve siz yine de yönlendirileceksiniz. Kralın güzel dağlarına hoş geldiniz. Bu görünen sadece lezzetli bir tat. Teşekkür ederiz kibar çoban. Benim adım şey... Christian. Ve sen de umutlusun. Tanınıyor, seviliyorsunuz. Söylesene, seni tanıyor muyuz? Kısmen. Sabırla aradığınız ve bu arada acılar da çektiğiniz o şehrin görüş mesafesine girdiğinizi
duymaktan mutlu olacaksınız. Bu kesinlikle iyi bir haber. Peki yolun geri kalanı da çok tehlikeli mi? Bırak bu bilgi şimdilik yeterli gelsin. Bilin ki yalnız değilsiniz. Bilin ki kral sizi bir çobanın koyunlarını izlediği gibi izliyor. O her zaman önden gider. Koyunun görüş alanının dışında olsa bile. Size bir harita vereceğim seyahatinizin kalanı için. Yağcıdan sakının. Ve sakın efsunlu topraklarda uyumayın. Şehrin ışığını daima önünüzde tutun. Dediğin gibi yapacağız kibar çoban. Bak şimdi bize izin verirsen şehre giden yol acaba... nereye gitti bu? Bir haritadan bahsetti. Onu sana mı verdin? Ben de aynını sana soracaktım. Yazık. Şu an çok işimize yarayabilirdi. Hangi yöne gitmeliyiz bilemiyorum. Ne manzara ama, değil mi? Her gün bu kadar ileride başka yolcular bulmanın mümkün olmadığını söyleyebilirim. Ben sizinle tanıştığım için son derece mutluyum. Benim adım Christian ve bu da iyi dostum Umutlu. Ne güzel isimler. Bunlar ancak güzel karakterlerinizi yansıtıyor olabilir, bundan eminim. Göksel şehre gidiyorsunuz sanırım. Kesinlikle evet. Öyleyse beraber yürüyelim. Ama şehrin ışığı şu taraftan geliyor gibi görünüyor. Ya da öyle görünüyor. Böyle gelin, ne yaptığımı tam olarak biliyorum. Ben tam bir insan sarrafıyımdır. Sadece benimle aynı özverili eğilimlere sahip olanların yoldaşlığını kabul ederim. İnançlı olmayı denedik en azından. Gerçi tökezlediğimiz de o oldu. Diğer yandan seyahatine benden çok önce başlayan Christian beni hem erdemde hem de cesarette aşıyor. Ona tamamen hayranım. Ve bunu duyduktan sonra ben de öyle. Yok canım, ben hiç de bir erdemli timsali sayılmam. Aşırı mütevazısın. Yiğitçe maceralarının bir nebzesini bile benimle paylaşırsan sana ebediyen minnettar olurum. Ne bileyim... Bir sürü var. Ne tevazu. Umutsuzluk bataklığından kurtuldu. Şu aşağılık pis ve yer. Ve aşağılanma vadisinden. Birçoğu orada çıldırdı. Çaresizlik kalesinden kaçtık. Ki etrafa dağılmış kemiklere bakılınca çok az kişinin başardığını eklemem gerek. Ayaklarına kapanmalıyım. Bir de Apollon'la savaştım, yani anlarsın ya. Sen gerçekten en büyük... en büyük ahmaksın demeliyim. Sen... Şaşırdın mı, bu kadar kolay pes edeceğimizi mi düşündün? Çıkar bizi buradan! Şu ipleri görüyor musun? Bunlar senin böbürlenmelerinle örüldü. Ve yapılarına bakılırsa ne yazık ki kibrin seni yolundan alıkoydu. Bırak bizi... Karına haberinin gitmeyecek olması çok yazık. Ya da dul işin mi demeliydim? Hayır! Bir yağcı. Ne? O bir yağcıydı. Bizi doğrudan bu tuzağa çekti. Ben ne zaman öğreneceğim? Yine umutsuzluğa düşmeyelim Christian. Ama artık yapamayacağım. Dur, lütfen. Umudumuzu kaybetmeyelim. Çobanın söylediklerini hatırlamalıyız. Yağcıdan sakının. Ondan önce. Yalnız değilsiniz. Ve şimdi de yalnız değilsin. Bu gerçekten acıttı. Bazen umutlu bir kurtarılma, yaralar demektir. Güzel dağların çobanıyla tanışmadınız mı? Evet, tanıştık. Ve size harita vermedi mi? Sadece öğüt verdi. Ve bizi uyardı. Ama haritayı bize vermedi. Kralın talimatları bir haritadır, Christian. Onlar sana nereye gidip nereye gitmeyeceğini göstermedi mi? Gösterdiler.
artık görebiliyorum. Son nefesinize dek cesur olun. Çünkü yolculuğunuzun sonuna çok yakınsınız. Oraya vardığımızı nasıl anlayacağız? Son gölgenin eşiğinde durduğunda, kötülüğün hiç gücünün olmadığı sınırın ötesinde, eskinin ebediyen terk edilip hayatın yeniliği başladığında, o sınırı geçmekten korkmayın. Çünkü sizin ebedi şehriniz bunun ötesindedir. Kralın üstünlüğüne inandığınızda, adımlarınızı daha derin veya daha sığ bulacaksınız. Nereye gidiyorsun? İlerideki şehri görmüyor musun? Geçecek bir yer arıyorum. Christian! Christian! Bunu anlamıyorum. Geçecek bir yer yok gibi görünüyor. Etrafından yol yok, üstünden yol yok. Sadece içinden. Sen neden bahsediyorsun? Hiç yol yok ki. Ne olduğunu göremiyor musun? İşte bu son gölge. Ötesinde kötülüğün hiç gücünün olmadığı sınır bu. Ölüm. Ölüm mü? Eskinin ebediyen terk edilip hayatın yeniliğinin başladığı yer. İleri gidebiliriz. Fakat asla geri dönemeyiz. Gidiyorum. Umutlu. Ben gidiyorum Christian. Ve ben gitmiyorum. Yapmalısın. Buraya dek geldin. Diğerleri için bir yol bulmam gerek Umutlu. Karıma ve aileme ulaşmanın bir yolunu bulup onları kurtarmak için. Ve bunu yapamazsın. Çünkü senin yolunu açan diğerlerinin yolunu zaten açtı bile. Senin rolün takip etmek oldu. Ve inan bana, bu durum eski şehrinin insanlarının dilinden düşmedi. Diğerleri izleyecek. Karım ve çocuklarım da dahil mi? Bu soru sevgili Christian ancak onlar tarafından cevaplanabilir. Ama yaparlarsa onları sadece bu noktaya mı yönlendirirsin, yoksa kötülüğün hiçbir rolü olmadığı yeni ve ebedi bir noktaya mı? Gidiyorum. Gitmeliyim. Umutlu. Yolculuğumuz boyunca bana kralın yollarının seni asla hüsrana uğratmadığını, vaatlerinin doğru olduğunu anlattın ve şimdi beni de hüsrana uğratmayacağını biliyorum. Hoşça kal aziz kardeşim. Umutlu. Gitti. Göksel şehre, vaat edilen, ikinizin de onca sabırla aradığınız şeylere. Pekala. Korkuyorum. Ve bunda yanlış hiçbir şey yok. Krala hayatın pahasına güvendin Christian. Ve ben aziz dostum. Ben de ona hayatın pahasına güveneceğim. Beni tekrar göreceksin Christian. Dalgalar senin hakkından geldiğinde, ölümün soğuk kolları sefil ruhunun etrafını sardığında, ben orada olacağım. Hayır! Kralın üstünlüğüne inandığınızda adımlarınızı daha derin veya daha sığ bulacaksınız. İmdat! İmdat!
Sen çobansın. Evet, öyleyim. Ben o iyi çobanım. Kanı gördüm. Kanıyordum. O senin kanın değildi Christian. Benimkiydi. Ve artık yaralardan korkmana gerek yok. Çünkü eski hayatının bittiği ve yenilenen hayatının başladığı yere geldin. Hoş geldin Christian. Göksel şehre hoş geldin Christian. Hoş geldin kardeşim. Christian. Hoş geldin Christian aziz kardeşim. Umutlu, imanlı. Dostlarım, kardeşlerim. Oh, sevdiklerim bunu görebilseler onlar da gelirlerdi. Onlar da gelirlerdi. Onlar da benimle gelirlerdi. Bir vaiz olan Can Bünyan, Çarmıh Yolcusu adlı alegorisini 1600'lerde İnancı yüzünden hapsedildiği süre içinde yazmıştır. Kutsal kitaptan sonra dünyanın en ilham verici ikinci kitabı kabul edilen Çarmıh Yolcusu, 200'den fazla dile çevrilmiş ve basılmadığı bir zaman asla olmamıştır. Bu öykü, krala ve onun göksel şehrine giden, doğru yoldan ayrılmayan dünya genelindeki milyonlarca kişiye ilham vermeye devam etmektedir. Bunun benim kalbimi kırdığı gibi senin kalbini de kıracağını biliyorum. Ama ben gidiyorum. Çünkü kitabın doğruları anlattığından hiç şüphem yok. Sayfalarından yüreğimin yanı başında taşıyacağım bir söz aldım. Göz görmedi. Kulak duymadı. Kralın kendisini arayanlar için hazırladığı harika şeyleri kimse hayal dahi edemez. Christian, o yaşıyor. Çocuklar, çocuklar uyanın. Babanız yaşıyor. Babanız yaşıyor. Devam edecek. Çarmıh Yolcusu. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his spirit.
Father,
It is.